Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi diyelim ki bir kayıt programı tasarlıyorsunuz. Parametrelerinizi belirlediniz ve kodlarınızı buraya yazdınız. Genellikle bu tür kayıtlarda kullanılan kod formatı şöyle. Tasarımdan yakın içeri gidelim. Kullanılan kod formatı genellikle böyledir arkadaşlar. İşte şu kayıt yapacağımız alanın şurada son dolu satırının bir altını, yani boş olan satırı buluruz ve şuradaki kodlarla beraber de ne yaparız? Alt alta kayıtlarımızı yaparız. Yani izlediğim genellikle bu yöntem kullanılıyor. Ama arkadaşlar, diğer gibi biz tasarım aşamasındayken işte testler yapıyoruz. Eğer şu arada bir parametre eklemek zorunda kalırsak, böyle bir ihtiyacımız olursa veyahut da işte şu alta bir ekleme yaparsak, ne bileyim işte bir silme, yani bir parametreyi silmek zorunda kalırsak ne yapacağız? Data sayfasına gelip ekleme yapacaksak şurada boş bir sütun ekleyeceğiz. Parametrenin başlığını buraya yazacağız. Silmek gerekiyorsa da işte gelip buradan ne yapacağız? Sileceğiz. Eklemek gerekiyorsa da şurada yeni bir parametre başlığı alacağız. Ondan sonra da kodlara geleceğiz. Şu arada bir yerde ise değişikliğimiz, şu alttaki bütün kodları değiştirmek zorunda kalacağız. İşte ekleme yapacağız, çıkartma yapacağız. Yani bir sürü iş, hata yapma olasılığı çok yüksek. Sıkıntı verme olasılığı çok yüksek kısacası. Şimdi ben bu sıkıntıdan sizi kurtaracağım inşallah. Yeni bir parametre, algoritma geliştirerek arkadaşlar çok güzel bir çalışma yapacağız. İşinize belki bu formatta kayıtlarınız olmayabilir ama başka bir formatta da işinize çok yarayabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakın, burada bir kayıt yapalım. Kayıt ettik. Bakalım data sayfasına arkadaşlar geldi. Yani alt alta kayıtlar yapalım. Bakalım işte gördüğünüz gibi alt alta geldi. Şimdi ben bunların hepsini buradan siliyorum. Ondan sonra geliyorum. Şu kod ortamına şunları iptal edeyim. Biz aynı kod bloğunda bunları yapalım. Şu bize lazım olacak. Dursun burada. Şimdi arkadaşlar, burada yapacağım benim ilk işim şuradaki parametreleri şuradaki data sayfasındaki birinci satıra sıralayacağım döngüyle beraber. Bunun için önce şu A sütununun son dolu satır sayısını bulalım. Burada kayıt sayfasının son satırı diyelim. Eşittir. Range A şöyle 15.000 olsun. Nokta N, buraya 3 de yazabilirsiniz. Excel app'da yazabilirsiniz. Ben yine 3 yazıyorum. Nokta row dedik. Şimdi döngümüzü kuralım. For A eşittir 1'den başlayacak. Bu nereye kadar gidecek? Kayıt son satırına kadar gidecek. Buna da next diyelim. Şimdi sheets diyorum. Data sayfasının, tabii şu tırnakları unutuyoruz genelde. Data sayfasının nokta cells birinci satırının anıncı sütunu arkadaşlar eşittir ne cells, yani bulunduğumuz sayfanın arkadaşlar A artı 2 diyorum, çünkü A 3'ten başlayacak. Onun için şu 1 2. satırlarda bunu ekliyorum arkadaşlar. Virgül 1. Parantezimi kapattım. Şimdi bakalım. Bunları bir silmiştik değil mi burada? Tamam. Geldim. Kaydet dediğim. Bakın dataya. Arkadaşlar bakın burada. Başlıkların sıralan. Şimdi ben burada geliyorum. Ekliyorum. Bir tane adı soyadı dedik. Burada ne yazalım? Meslek diyelim. Mesleği. Büyük harf olsun.
burası lazım, şurada bir şey yazmak gerek yok. Kaydet dediğim zaman, bakın arkadaşlar, mesleği araya da girdik. Gördüğünüz gibi dokunmadık, bir şey de yapmadık. Gelelim en alta bir tane ekleyelim. Bu ya da ne diyelim? Adres diyelim. Bu da kaydedelim. Ata dedik, bakın adres de buraya girdi. Evet, son satır. Mesleğini çıkartalım. Mesleği buradan çıkartalım. Buna gerek yok dedik. Geldik buraya. Pardon. Kaydet dedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi meslek gitti. Tamam. Şimdi ne yapalım? Buradaki kayıtlarımızı, yani şu verilerimizi data sayfasına aktaralım. Ama şuraya da şuradan bir işte böyle böyle açalım. Tamam. Tekrar kodlarımıza gelelim. Şimdi arkadaşlar şunu buradan aldım. Şuraya getirdim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şurada bir değişiklik yapmak durumunda kalırsam, yani biraz önceki yapmış olduğum değişiklikleri yapmak zorunda kalırsak, şuradaki parametreleri karşılığında olan veriler ilgili sütuna girebilmesi için benim şu parametreleri şu data sayfasında kaçıncı sütuna denk geldiklerini bulmam gerekiyor. Ki ben onların adlarına kayıt yapabileyim. Bunun için ne yapacağız? Önce bir döngüyle beraber şuradaki parametrelerin data sayfasındaki sütunlarının karşılığını bulalım. Yani match, yani kaçıncı fonksiyonla beraber. Burada kaçıncı, aynı zamanda da nedir bunun? Sütun sayısı olacağı için arkadaşlar bize ne yapacak? Alt alta, yani ilgili parametrelerin değişiklik yapsam bile ilgili parametrelerin altına kayıt yapma imkanı bana verecek. Bunu da yapalım arkadaşlar. Şimdi buraya diyorum ki for i eşittir 3'ten başlayacak bizim verilerimiz. 3'ten başlıyor 3. satırdan. To nereye kadar gidecek? Kayıt son sayfasına kadar gidecek. Buradan da next diyelim. Şimdi arkadaşlar burada şu parametrelerin data sayfasında ki başlıklara kaçıncı sütunda denk geldiğini bulalım. Neyle? Match, yani kaçıncı fonksiyonuyla beraber. Bunu da ne diyelim? Sütun kısaltması sut olsun. Eşittir worksheet fonksiyon nokta match parantez açtık. Parametremiz ne olacak? Sales şu olacak değil mi? Buradan aşağıda ineceğiz. Sales i aradığım değer bu i ininci satır. Virgül dedim. Nerede arıyorum ben bunu? Sheets data sayfasının nokta range bir iki nokta üst üste tekrar bir, yani bu olduğu gibi birinci satır ifade eder. Virgül dedik. Tam bir eşleşme için sıfır dedik. Bunu kapattık. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Sheets data sayfasının nokta cells
son satırı, yani şu data sayfasına işte neyseydi, son satırıydı şu sesse, son satırı virgül kaçıncı sütun olacak? Şuradaki sütta bulmuş olduğumuz değer olacak. Süt. Dedik. Eşit tilmeyi olacak. Cells, yani bulunduğumuz sayfanın, bulunduğumuz sayfada kayıt yaptığımız için arkadaşlar şurada bunun hangi sayfa olduğunu belirtmeye gerek yok. Ama belirsek de iyi olur. Cells i artı i virgül 2. Yani şu ikinci sütunda olduğu için verilerimiz buraya gelecek. Bu da tamam. Bir deneyelim mi? Deneyelim bakalım. Adrese de diyelim. Şimdi şuraya tekrar bir meslek ekleyelim. Mesleği dedik. Ne olsun? Ne olsun? Meslek aklıma gelmiyor ya. Mühendis olsun. Ne bileyim. Aşamasındayız arkadaşlar, değil mi? Bunları sildik, hatta hepsini sildim. Şimdi gerek yok. Geldim arkadaşlar, kaydettim. Bakalım. Kimi buraya kaydı için. Burası girişten tarih sayı dedik. Hatta bunu metin sildiğim kimi kullanısı olduğu için. Evet arkadaşlar, bakın. Mesleği geldi, ara yere kodlara hiç dokunmadan bunu yapabildik. Şimdi mesleği tekrar silelim. Belki şöyle bir ekleme yapalım. Burada da adres demiştik, değil mi? Adres değil, pardon, adres var burada. Ne diyelim burada? İlçe diyelim. Burası da ne olsun? İlçe de olsun tekrar. Burası da Yavuz Selim Mahallesi. Geldi buna, kaydet dedik. Bakalım arkadaşlar. Evet, ilçesiyle buraya gördüğünüz gibi geldi. Tabii ki eğer bu test aşaması değil de normal kayıt yapıp da bir değişiklik yaptıysanız, o zaman arkadaşlar buradaki şeyleri değişmek zorundasınız. Mesela bak, adresi buraya geldi, ilçesi buraya geldi. Bu ne yaparsınız? Böyle alırsınız. Yani buradaki değişiklikleri arkadaşlar yapmak zorundasınız. Ama buradaki kodlarımıza da gördüğünüz gibi hiç dokunmadan bu işlemleri ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Mesela bunu geldim buradan, sildim. Kaydet dediğim zaman arkadaşlar bu burada tabii ki kalacak, şurası görüyor musunuz? Buraya geldik, buradan sileceksiniz. Eğer test değil de normal bir kayıt yapıyorsanız, yani gerçek bir kayıt yapıyorsanız, ama tabii ne yapacaksınız? Bütün testlerinizi tamamlayacaksınız. Kesin bir karardan sonra kayıt işlemlerine, yani gerçek kayıtlarınıza başlayacaksınız. Genelde yapılan iş budur. Ama ola ki işte gerçek kayıt yaptığınız zaman bir değişiklik yapmak zorunda kalırsanız, o zaman da burada bunlara müdahale edebiliyoruz.
etmek zorundayız aslında arkadaşlar. Edebiliyoruz değil, etmeliyiz. Ama kod olarak gördüğünüz gibi hiç dokunmadan ilgili değişiklikleri burada yapabildik. Evet arkadaşlar, faydalı olacağını düşünüyorum. Yani belki böyle bir kaydınız yoktur ama bu algoritma size arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz algoritma işinize farklı bir alanda da yarayabilir. Şöyle diyeyim size, demeyeyim ama şunu söyleyeyim size arkadaşlar, eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğendi tuşuna basın, abone değilseniz de abone olun diyorum. Daha önce bu kelimeleri hiç kullanmadım ama izlemiş olduğum bütün videolarda ustasından acemisine kadar herkes bu üçlüyü kullanıyor. Abone ol, beğen, yorum yap gibi. Ben de yapmaya başladım arkadaşlar. Çünkü herhalde bunun şeyi bu, ilacı bu, bilmiyorum. Ben de söyledim. Artık bu size kalmış. Evet arkadaşlar, görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olun.